Bu kameraların önüne geçmeyelim. Efendim bir saniye. Bir saniye. Efendim kameraları bekleyebilir miyiz? Kameraların önünü kapatmazsanız. Efendim kameraların önünü kapatmazsanız. Efendim kameraların önünü kapatmazsanız. Efendim kameraların önünü kapatmazsanız. Pardon, biz ben şuraya geçsem siz. Pardon. Dur, şey versin nerede? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. Genel Başkanı Başbakanımız Bülent Ecevit. Bugün Cumhuriyet'in 1. yüzyılının 3. Genel Başkanı olarak 1972 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ni dünyada esen sol rüzgarlar, güçlenen işçi hareketinin Türkiye'de yaptığı siyasi kümelenmeyi en doğru şekilde tahlil edip okuyarak Cumhuriyet Halk Partisi için yeni bir vizyon koyan, 1970'lerde yapılan ikisi yerel, ikisi genel seçimden partimizi birinci parti olarak çıkarma başarısını gösteren, çok partili dönemde şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük başarılarına imza atan, üstlendiği başbakanlık görevi sırasında Kıbrıs'taki mezalime son veren, Kıbrıs'a yapılan askeri harekata barış harekatı adını veren, biz sadece Türklere değil Rumlara da barış getirmeye gidiyoruz diyen ve o karardan sonra hem Kıbrıs'taki Türk vatandaşların, Türklerin katledilmesini durduran, bağımsız bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulmasının yolunu açan, bütün bu yaşananlara rağmen Rum halkıyla ve Yunanistan'la ilişkiler noktasında son derece diplomatik bir çerçeveyi yeniden sağlayabilmiş muhteşem bir devlet adamının huzurundayız. Dün kurultayımızı gerçekleştirdik ve kurultayımızda defalarca ifade ettiğimiz gibi onun bu büyük başarısının 50. 51. yıl dönümünde ve iktidara hasret 44. yılın sonunda Bülent Ecevit ve arkadaşlarının yaptığı gibi kadrolarından güç alan kadrolarına güç veren, örgütünden güç alan örgütüne güç veren ve Atatürk'ün partisini iktidar yapma noktasında Bülent Ecevit'i örnek alan yürüyüşümüz dün genel başkanlık seçiminde delegelerimizin takdiriyle sonuçlandı. Biz burada 81 il başkanımızla birlikte genel başkanımızın ve başbakanımızın huzurundayız. Ona layık olmaya, partimize layık olmaya çalışacağız. Onun genel başkanlığı devraldığı Lozan kahramanı, Garp Cephesi kumandanı İsmet Paşa'yı, İsmet Paşa'nın ölümünden sonra yerine geldiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem Kurtuluş Savaşı'na hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne katkı yapan tüm devlet adamlarını, tüm genel başkanlarımızı minnetle anıyoruz. Bugün burada Sayın Genel Başkanımızın huzurunda saygıyla bulunuyoruz. Ona layık olmaya çalışacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.